Evet, günaydın arkadaşlar. Öncelikle bu kahvaltı davetimize gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederim. Tabii şunu söyleyebilirsiniz, nihayetinde bir kahvaltı verilecek, o da önden bir sunum yapılacak da ondan sonra verilecek. Kusura bakmayın, hani bir 10 dakika kadar süreyle 31 Mart seçimlerinden bu yana 16 ay zaman geçti. Hem bu 16 ayın hem de ondan evvelki dönemiyle beraber AKP'nin kısaca bir iktisadi ve siyasi alandaki değerlendirmesini sizlerle paylaşmayı yararlı görüyorum. Bir not dağıttık size. O notun aşağı yukarı 150 sayfalık bir şeyi var. Ne diyelim, bilgi notu var. Bu PowerPoint çıktısını da sizlerle paylaştık. Dilerseniz hızlıca bu gündemi sizinle geçelim. Arkasından hem kahvaltımızı yapalım hem de sohbetimize devam edelim. Evet, 31 Mart'tan bu yana 16 ay geçti. Şimdi gördüğümüz şudur. 2021'in ocağında son derece düşük olan enflasyon oranı %85'e kadar çıktıktan sonra bugün %71 düzeyine gerilemiş durumda. Bu alınan kararların, hep söylüyoruz, Erdoğan yönetimindeki Nebati ile birlikte Mehmet Şimşek'in irrasyonel diye tanımladığı politikaların Türkiye'ye maliyetini gösteriyor. Bu hem reel sektöre hem hane halkına çok ciddi zararlar verdi. Tabii en büyük zarar da aslında en az konuşulan tarafta gelir dağılımı, Gini katsayısını birazdan paylaşacağım, tarihte görülmemiş ölçüde bozuldu. En zengin %5'in gelirdeki payı %25'i geçti. En zengin %20 tüm gelirin neredeyse yarısına sahip. Ve 2023 Türkiye'de son 20 yılda gelir dağılımının en fazla bozulduğu yıl oldu. Bunun tek istisnası arkadaşlar DSP-MHP ANAP iktidarındaki o büyük krizdir. Başka bir deyişle aslında adı konulmamış kriz neredeyse 99-2001 dönemindeki gelir dağılımı bozukluğuna yakın bir tablo ortaya çıkıyor. En zengin %5'lik kesim, en yoksul %5'lik kesimin gelirinin 30 katını elde ediyor. Bu da tabii hani formal bir açıklama, informal olanlarla beraber, durumun kayıt dışı olanlarla beraber durumun çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii istihdam. İstihdamda önemli ölçüde istatistiklerle oynandığını görüyoruz. DART tanımlı işsizliğin azaldığını her ne kadar söyleseler de iki şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Geniş tanımlı işsizlik %25 düzeyindedir. Zamana bağlı eksik istihdamda artış devam ediyor. Ve bu yalnızca son bir yılda 1.039.000 kişi artmıştır. Dolayısıyla zamana bağlı eksik istihdam verilerini gizleyerek bir yere varabilme şansımızın olmadığını ifade etmek isterim. Yine Türkiye'nin geleceği açısından, sadece bugünü değil geleceği açısından çok olumsuz bir veri. 4 gençten birisi ne istihdamda ne eğitimde. Dolayısıyla bu lümpenleşmenin ve maalesef şiddet eğiliminin artmasına yönelik bir zemini bize işaret ediyor. Emekli maaşları gelir dağılımı bozulmasının en önemli göstergelerinden birisi haline geldi. Rakamı vereyim arkadaşlar. 2010 yılı AKP'nin yine iş başında olduğu bir dönemdir. Asgari ücretin %1.2'sini almaktaydı en düşük emekli maaşı. Bugün bu oran %0.59'a düşmüştür. Yani asgari ücretin %59'unu alabilen bir en düşük emekli maaşı tablosundan bahsediyoruz. Milli geliri oranla bütçe açığı 20 yılın zirvesinde, 2023 yılında bütçe 1.37 trilyon TL açık verdi. Bir önceki yıla göre 9.6 kat arttı. Arkadaşlar bu veriler makroekonomi açısından dünyada kolay rastlanılmayan veriler. Bütçe açığı 4 ayda 700 milyar liraya yaklaştı. Faiz oranlarını hepimiz biliyoruz ama yine hatırlatalım. 2012'nin başında 7.25'ten bahsediyorduk. Bugün %50'lik bir faiz oranını Merkez Bankası son 4 düzenlemesinde sabit tutabildi diye
Türkiye'nin istikrara doğru yürüdüğünden bahsediyoruz. Ve elbette son bir yıl içerisinde TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı %40.7'ye ulaştı. Bu da dünyada bir başka rekor olarak kendisini gösteriyor. Bence çok ilginç bir veri. Makroekonomi açıdan değerlendirilmesi gereken bir veri. Dış ticaret dengesi bir önceki yılla göre aynı kaldı. Arkadaşlar, bunu daha ince değerlendirmemiz lazım. Eğer sizin paranız devalüe ediliyor ise ithalatın zorlaşması ve ihracatın kolaylaşması lazım. Ancak bu kadar büyük devalüasyona rağmen dış ticaret açığının sabit kalmasıyla övünebilmek aslında para politikalarının artık dış ticarete etki etmediğini ve yapısal politikalara girişmeden, mali politikalara girişmeden, sanayinin bileşimi değiştirilmeden, ki bunlar çok kolay işler değildir, Türkiye'nin önünde rahat bir dönem olmayacak, bunu gösteriyor. Tüketici güven endeksi açısından baktığımızda Ağustos 2023'te 68.01'e düşmüştü. Genel seçim öncesi %91.06 idi. Bugün %80'ler civarında. Yani tüketicinin de aslında ekonomiye bir güveninin hala olmadığını görüyoruz. Bir başka şey, gene çok bence önemli bir gösterge. Mayıs 2023'te karşılıksız çek tutarı 4.8 milyar TL idi. Mayıs 2024'te 3 katına çıkarak 14 milyar TL'ye yükseldi. Bir ekonomide karşılıksız çek patlıyor ise aslında orada işler iyiye gitmiyordur. Bu da en temel göstergelerden bir tanesi. Konut fiyatları ile ilgili bir sizle diyagram paylaştık. Arkadaşlar, bir Finlandiya'ya bakın en sonda. Bir Macaristan'a bakın. Bizden evvelki ilk ülke, bir de Türkiye'ye bakın. Türkiye'de konut fiyatları %12.9 arttı. Dünya ortalaması 1.77. Yani dünya ortalamasına aşağı yukarı 10 kata yakın fark atan bir ülkedeyiz. Emekli aylığı ile 100 metrekare konut 319 ayda alınabiliyor. Konut fiyat endeksi genel seçim sonrası %40 düzeyinde arttı. Yine bir başka önemli gösterge, özellikle yoksul mutfağı açısından, gıda endeksi. Neolitik devrimin başladığı topraklardayız. Yani dünyada tarım bu topraklarda başladı. Buğday, bakliyat dünyaya bu ülkeden yayıldı, Anadolu'dan yayıldı. OECD gıda enflasyonunda %71.1 ile dünya birincisiyiz. OECD'de bizden sonra gelen Norveç %6.3'tü arkadaşlar. Yani burada da OECD'de bizden sonraki ilk ülkeye 10 kattan fazla fark atmışız. Yine bize benzer, Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde ve tarım açısından çok elverişli olan bir ülke olan Arjantin'in gıda enflasyonunda Türkiye ile yarışıyor olması, kötü yönetimlerin ülkeye maliyetini göstermesi açısından bir başka örnek. Evet, uluslararası ölçeklere bakalım. Türkiye maalesef özgürlüğün olmadığı ülkeler kategorisinde artık. Bunu sizlerle paylaşmaktan duyduğum üzüntüyü ifade ederim. Evet, dün basın özgürlüğü için mücadele gününü hep beraber yaşadık. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 2023 yılında Türkiye 16 sıra gerileyerek 180 ülke arasında 165. sıraya geldi. 2023 yılında değerli gazeteci arkadaşlarım, 219 bin URL'ye erişim engeli getirildi. Bunların 221'i cemaat ve tarikatların adının karıştığı haberler. 5881'i yolsuzluk ve usulsüzlük konularında. 3192'si kamu görevlilerinin işlediği suçlara ilişkin ve kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar ve örgütsel suçlar bunlara eşlik ediyor. İklim değişikliği performansı 2015'ten bu yana 50. sıradan 56. sıraya geriledik. Toplam 63 ülke arasında. Biraz da deprem ve konut meselesine değinerek sözlerimi tamamlayacağım. Arkadaşlar, 3 tane projeden bahsedeceğim size 2019'dan bu yana. Birincisi,
2023 yılına kadar 250 bin konut vaat ettiler. Bunların sadece %20'si tamamlanabildi bugüne kadar. Ardından ilk evim, ilk iş yerim vaadinde bulundular. 17 ilde 5615 konutun temeli atıldı. En son haber konuyla ilgili Ocak 2023'te hak sahiplerinin belirleneceğini söylüyorlar. Yarısı bizden kampanyasında da İstanbul'da 100 binadaki 500'den fazla vatandaş ile ilk sözleşmenin imzalandığına ilişkin bir bilgi var. Peki seçim döneminde Türkiye'nin neresine, İstanbul'un neresine giderlerse gitsinler, iki kişi protesto edildi. Bunlardan birisi TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bir diğeri de dönemin Bakanı, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum. Murat Kurum İstanbul'da tarihi bir yenilgi aldıktan sonra yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirildi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı oldu. Dolayısıyla geçmişte baktığınızda TOKİ mağdurları kavramının yaratıcılarının bugün deprem sorununu çözmek, konut sorununu çözmek üzere görevlendirilmesini takdirlerinize sunarım. TOKİ'nin performansına bakalım. 2002'den bugüne kadar yani toplam 20 yılda 946 bin konut tamamlamış. Bu yılda ortalama 50 bin konut anlamına geliyor. Dolayısıyla ortalamanız 20 yıllık ortalamanız buyken 200 bin, 250 bin, 300 bin, 500 bin konutlu bir yılda birkaç yılda teslim edeceğinize ilişkin söylemler içi boş hamasetten ibaret. Deprem bölgesinde 650 bin konutun tamamlanacağı bir yılda, sonra bu daraltıldı, 319 bin konutun bir yılda tamamlanacağı, tamamlanan konut sayısı henüz 650 binin %5'i bile değil. Dolayısıyla bu tablo Türkiye için gerçekten vahim bir tablodur. Sadece son 16 ayını değil, son 22 yılını birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye'yi yönetemeyen bir iktidar tablosuyla karşı karşıyayız. Hem ekonomide hem siyasette bu tabloyu görüyoruz. Benim sunumum bundan ibaret. Dediğim gibi hard copy'lerini sizlerle paylaştık. Şimdi arkadaşlar lütfen hızla kahvaltı servisini yapsınlar. Eş zamanlı olarak da varsa sorularınızı alalım arkadaşlar. Buyurun. Evet. Evet, belki herkes duymadı. Meclisin çalışma takvimiyle ilgili bir soru geldi. Onu izninizle açıklayayım. Arkadaşlar, Haziran ayında dedik ki, bakın takvimin sıkışacağını hissediyoruz. Yerel seçimden bu yana meclis çalıştırılamadı ve biz bunu kürsüden ifade ettik. Bazı haftalarda yalnızca uluslararası sözleşmeler geçirildi. Oysa onlar bir saatlik, bir buçuk saatlik çalışmadır. Dolayısıyla programlayın kendinizi. Bize bu hafta şunu söylediler arkadaşlar. Daha doğrusu geçen hafta şunu söylediler. Bir, tasarruf tedbirlerine ilişkin yasa getireceğiz. İki, vergi düzenlemesi getireceğiz. Üç, dokuzuncu yargı paketini getireceğiz. Dört, Türk Ticaret Kanunu getireceğiz. Beş, öğretmenlik meslek kanunu. Altı, sokak hayvanları ile ilgili kanun. Bunların yanında Somali tezkeresi ve üç tane uluslararası sözleşme. Ben döndüm Abdullah Güler'e şunu söyledim. Bu yasaların önemli bir bölümünün içeriği konusunda sizlerle farklı düşünüyoruz. Tasarruf tedbirlerinin içeriği eksiktir ama getirdiğiniz maddelere hayır demeyeceğiz. Vergi düzenlemesinin içinde iki tane konu var. Örneğin Plan Bütçe Komisyonu'nda gece 03'te %1'den daha fazla örgütlenme gücüne sahip olan sendikalara ikramiyenin çok daha ayrıcalıklı verilmesine yönelik bir düzenleme getirdiniz. Oysa bunu daha evvel Anayasa Mahkemesi iptal etmişti Cumhuriyet Halk Partisi'nin götürmesi üzerine. Sen bunu gece yarısı plan bütçeye sokarak anayasa tanımazlığını gösteriyorsun ve bize de diyorsun ki ben senin iptal ettirdiğini yeniden getiriyorum. Dolayısıyla seninle uzlaşma peşinde değilim. Bir başka konu değerli arkadaşlar. İşlerinde Kızılay'ın da bulunduğu 7 kurumun çalışanlarına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olsalar bile ayrıca emekli maaşı dahil, ücret dahil her türlü edinme almanın önünü açmışlardı.
Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi götürdü ve iptal etti. Bu kez yalnızca Kızılay için bunu getirdiler. Biz dedik ki vergi düzenlemesinden de bunu çıkartın, vergi düzenlemesinde de sizlerle hemfikir olalım. Ancak şunu ifade edebiliriz. 9. yargı paketinde kadının soyadı başta olmak üzere, kamulaştırma onu izleyecek şekilde, TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesini de içeriye alacak şekilde mutabık olmadığımız hükümleri çıkartın, geriye kalan konularda sizlere yardımcı olalım. Ama öğretmenlik meslek kanununda kesinlikle 12. maddeden sonrasının devamına yönelik bir olumlu tavrımız olmayacak. Türk Ticaret Kanunu'nda yapmaya çalıştığınız değişikliğin amacı aslında 11. ve 12. maddede somutlanıyor. Siz bir e-ticaret firmasına arkasındaki küresel ortağının Türkiye'de tekel oluşturmasına yönelik bir olanak tanıyorsunuz. Oysa bu düzenlemeye 2022 yılı Temmuz'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi geçit vermemiş ve tam tersine bir düzenleme yapmıştı. Aradan ne geçti ki bu firma geldi sizi ikna etti? Bunların ikna yöntemleri konusunda da kamuoyuna yansıyan bilgiler var. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu diye tanımladığınız işin aslında ne olduğunu biliyoruz ve buna asla cevaz vermeyeceğiz. Ve nihayet sokak hayvanları meselesinde getirdiğiniz katletme çözümünün Türkiye'nin geldiği uygarlık düzeyi ve müktesebatı açısından uygun bir düzenleme olmadığı konusunda yalnızca biz değil tüm kamuoyunun haklı tepkileri var. Bunu her tarafıyla beraber değerlendiririz. Bunları çekin. Arkadaşlar şunu söylediler. Adalet ve Kalkınma Partisi MYK'sı bu konuyu değerlendiriyor. MYK'dan çıkan karara göre size bilgi vereceğiz. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani yasama organı AKP MYK'sının memuru falan değildir. AKP MYK'sından çıkan kararlar AKP grubunu bağlayabilir. Bence onları bile bağlamamalı. Çünkü onlar da vicdani kanaatlerine göre ve kamu yararına göre karar vermeliler. Ama bizi asla bağlamaz. Bu çerçeve içerisinde zaman zaman farklı teklifler getirdiler. Yani vergi kanunu bitirelim, bir de sokak hayvanlarını çıkartalım, bununla da anlaşabiliriz. Biz kendilerine hep şunu söyledik, eğer gerçek bir uzlaşma istiyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni böyle zamanlara daraltmayacaksınız. Arkadaşlar hepiniz parlamento muhabirisiniz ve hepiniz izliyorsunuz. Örneğin sokak hayvanları komisyonu. Saat 15'te başlıyor çarşamba akşamı. Perşembe sabahı saat 8'e kadar devam ediyor. Sonra perşembe, cuma, cumartesi, pazar ara veriyor ve pazartesi günü saat 14'te toplanmak üzere dağılıyor. Soru şu kadar basittir. 4 gün ara vereceğiniz komisyonu neden sabaha kadar çalıştırıyorsunuz? Çünkü aslında bir müzakereye, bir soğukkanlılıkla birbirimizi anlayan bir görüşmeye değil, sinirlerin gerildiği provokasyona açık ortamlar yaratmaya hevesliler. Benzer bir tabloyu yine izliyorsunuz. Ben kendi adıma utandığımı ifade edeyim. Her bir saatte bir yumruklu kavganın çıktığı, galis küfürlerin havada uçuştuğu bir Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbirimizin arzu ettiği bir meclis değildir. Ancak bu meclisi yine saat 14'te ya da 15'te başlayıp ertesi sabah 5'e kadar o yoğun ışıkların altında ve stresli ortamda çalışmaya zorlamak ve bir dayatma ile yasama kararlarını geçirmeye çalışmak mecliste sinirleri germektedir. An itibariyle bir uzlaşma yoktur. Dün vergi kanununun 18. maddesi geçmiştir. 18 maddeden sonra 54 maddelik bir kapsam bizi beklemektedir. Biz bir engelleme yapmıyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Muhalefet iç tüzükten kaynaklanan söz hakkını kullanıyor. Ve bu arkadaşlar dayatma ile meclisi çalıştıramayacaklarını gördüler. Tabii şunu ima ettiler bize. Dediler ki 1 Temmuz'da kapatmak gerekiyordu. 31 Temmuz'a kadar uzattık. Ağustos'ta da çalışabiliriz. Bizim kendilerine verdiğimiz en hızlı yanıt zaten bu oldu. Biz buna razıyız. Biz bunu istiyoruz. İnsanlar güneş altında çalışırken meclisin 3 ay tatil yapması zaten saçma. Ağustos'ta da çalıştıralım, Eylül'de de çalıştıralım. Eğer Türkiye'nin gündemini
dayatma ile bize meclisi kapattırmayız iması ve tehdidiyle çalıştırabileceğinizi düşünüyorsanız böyle bir grup karşınızda yok. Ve nitekim arkadaşlar biz kendi nöbet çizelgemizi hazırladık. Hangi grup başkan vekilinin hangi zaman diliminde nöbetçi olduğu çok bellidir. Ben AKP grubunun bütün bu süreçten memnun olduğu görüşünde değilim. Temas ettiğimiz arkadaşlardan buna ilişkin işaretler alıyoruz. Grup başkan vekilleri, arkadaşlarla beraber çalıştığım için sözlerini burada aktarmam ama bunun çok adil olmadığını bize fısıldıyorlar. AKP'li, MHP'li milletvekilleri bu dönemde böyle bir çalışma dayatılır mı arkadaşlar diyorlar. Daha önemlisi geçmişte bakanlık yapmış AKP milletvekilleri getirdikleri yasa tasarısının içeriğine yönelik muhalefetlerini açıkça dile getiriyorlar. O halde bu teklifler nerede hazırlanıyor? Bu teklifleri bize getiren, dayatanlar kimler? Hangi motivasyonla bu teklifler Temmuz'un 36 derece sıcağından meclisi bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakarak geçirilmeye çalışılıyor? Bütün bunlara teslim olmayacağız. Şunu da ifade edeyim, belki belirtmekte fayda var. Kamu yararına olan tüm düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden usulüne uygun şekilde geçirilmesi için katkı sağlayan bir muhalefet var. Muhalefet bugün bunların hiçbirine razı olmayacağız diyor ise bu yalnızca oy aldığı ve temsil ettiği kesimler adına değil, Türkiye'nin 86 milyon yurttaşı ve 60 milyon üzerindeki seçmeninin bugün ve gelecekteki ortak yararları içindir. Kendi barışımız içindir. Buyurunuz efendim. Evet. Estağfurullah. Evet. 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 İki tane önemli soru peş peşe sırayla yanıtlamaya çalışacağım. Bir teorik açıklama yapmama izin verin. Siz parlamento muhabirleri olarak çok iyi biliyorsunuz. Anayasanın 111. maddesi uyarınca arkadaşlar, bir erken seçim kararı alınabilmesi için üye tam sayısının 5/3'ünün olumlu oy kullanması gerekiyor. 600 sandalyeli bir mecliste bu 360 milletvekili anlamına gelmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sayısı 128'dir. Cumhur İttifakı'nın sayalım AKP, MHP, Hüdapar, DSP toplamının milletvekili sayısı 320 civarında. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın da CHP'nin de ve diğer tüm siyasal partilerin de tek başına erken seçim kararı alma gücü yok. Biz ne dedik onlara? Yarın erken seçim talebini getirirsen Cumhuriyet Halk Partisi 128 milletvekiliyle bunu destekleyecek. Dolayısıyla 320 milletvekilinin üzerine 130'u koyarsanız biz bunu 450 ile rahatlıkla geçiririz. Ama bu erken seçim kararını bugünlere koymayıp da son 6 ayda, son 1 yılda meclise getirmeye çalışırsanız aslında Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanlığı'nın önünü açmaya çalışıyorsunuz anlamına gelecek. Ve biz o zaman size destek vermeyeceğiz. Siz o zaman 320 milletvekilinizin üzerine 40 milletvekili ararsınız. Bulduğunuz zaman erken seçimi, işte seçime 3 ay kala, 6 ay kala erken seçim iddiasıyla getirebilirsiniz. Ama buna biz destek vermeyeceğiz. Bulamama ihtimaliniz de var. Şimdi gelelim meselenin meclis aritmeti açısından durumu bu. Gelelim daha iktisadi bir analize. Arkadaşlar, 2023 yılının 28 Mayıs'ında seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanlığında 5 yıllık bir görev süresi var. En son 31 Mart'ta
önemli ölçüde oyları gerilemiş ve ikinci parti konumuna düşmüş bir AKP'den söz ediyoruz. Nebati ile birlikte uyguladıkları heterodoks epistemolojik kopuş sözcükleriyle açıklamaya çalıştıkları iktisadi politikanın Türkiye'yi getirdiği nokta ortadadır. Bu yalnızca hane halkına değil, reel sektöre ve makroekonomiye inanılmaz yükler getirdi. Gene bir rakam vereceğim. 12.500 liralık ilave 2.500 lira zammın 33 milyar lira bütçeye ek zam yük getirdiğini söylüyorlar. Yalnızca KKM 1.2 trilyon TL yük getirdi ve KKM'nin getirdiği toplam yükün %2.75'idir milletvekillerine verdikleri 2500 TL zam. Peki ne yapmaya çalışıyorlar bugün? Bugün emeklilere verdikleri, ne dedim? Evet, emeklilere. Anlamlı bir dil sürçmesi olmuş. Bu bağlamda şunu ifade edelim. Bir dezenflasyonist programı izlemeye çalışıyorlar. Bu program baz etkisi nedeniyle enflasyonun geçen ay ilk kez %75'ten %71 küsüre gerilediği bir döneme tanıklık etti. Arkadaşlar, enflasyonun tek haneli rakamlara inebilmesi için 2026'nın ilk çeyreğini beklemek gerekecek. Ve enflasyonun gerilemesi demek fiyat artışlarının durması anlamına da gelmeyecek. Fiyat artışlarının oranının düşmesi anlamına gelecek. Ama siz enflasyonun çok gerisinde maaş zammı ve gelir sunduğunuz dar gelirliler açısından hayat pahalı olmaya devam edecek. Bu bağlamda AKP'nin politikasının, tabii kendileri bilirler, 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren bir miktar hayatı rahatlatmaya yönelik bir ortam yarattıktan sonra erken seçim düşüncesinde olduğu görülüyor. Bize yönelik burada eleştiriler var. Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim istemiyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel seçimden hemen sonra biz acele bir erken seçim talebinde bulunmayacağız dedi ve bu inanılmaz bir eleştiri aldı. Arkadaşlar, şunu ifade ediyorduk biz. Erken seçim talebi bizden gelmiyor. Yurttaş bu talebi ortaya çıkarsın. Biz bunun takipçisi olacağız. Ha, şu denilebilir ki sen siyasal bir parti olarak erken seçim talebini yükselten bir çalışmanın içinde olmayacak mısın? Arkadaşlar, ifade edelim. Biz bugüne kadar 5 miting yaptık. Hani İstanbul'da öğretmenlere yönelik, Ankara'da emeklilere yönelik, Rize'de çay üreticilerine, Hayrabolu'da buğday üreticilerine, en son Gebze'de emek ve geçinemiyoruz mitingi. Lütfen herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün. Bizden başka yerel seçimden bu yana miting yapan bir tek siyasal parti oldu mu? Evet, Genel Başkanımız her gün Anadolu'da. Meclis kapanır kapanmaz milletvekilleri olarak biz hepimiz Anadolu'da olacağız. Hafta sonu hepimiz bir yerdeyiz. Dolayısıyla vatandaşın derdini dinleyen ve bu sesi yükselten bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bugün seçim yapılırsa anketler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimden galip çıkacağını gösteriyor. Ama biz parti yararından çok daha fazla ülke yararını düşünüyoruz. Çünkü bütün bu tablo gerçekten dar gelirliyi, emekliyi, işsizi tarihte görülmemiş ölçüde eziyor. Bu nedenle herkes seçim tartışmalarında AKP'nin ve bizim pozisyonumuzu böyle tanımlamanın yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer açmamı istediğiniz bir şey varsa burada ilaveten açarım. İkinci konu sokak hayvanları meselesi. Şimdi burada kendimi çok net ifade etmek isterim. Türkiye'de hem sokak hayvanları açısından hem de ondan zarar gören yurttaşlarımız açısından bir sorunun varlığı ortadadır. Sorun yoktur demenin herhangi bir manası yoktur. Eğer bir anne sokak köpeğinden kaçarken çocuğunu kamyonun altında kalmak suretiyle kaybettiyse ya da bir baba sokak köpeği tarafından kafatası parçalanmak üzere olan bir çocuğunu zor kurtardıysa, onların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki haykırışlarını dinleriz. İçimiz parçalanarak dinleriz.
Bu sorunun çözümü de her toplum kesim açısından yarar sağlayacaktır. Peki çözümü nedir bu sorunun? Arkadaşlar ifade edelim. Farklı rakamlar havada uçuşuyor ama ben de bu konuda çalışmış meslek itibariyle yakın bir arkadaşınız olarak söyleyeyim ki Türkiye'de 4 milyona yakın bir sokak köpeği varlığı var. Bunun aşağı yukarı yarısının da dişi hayvan olduğunu biliyoruz. Bize ne diyorlar? Türkiye'de barınakları yapacağız ve tüm sokak hayvanlarını barınaklara dolduracağız. Ötenaziden evvel bunu sizinle tartışmak isterim. İstanbul'da Gümüşdere barınağı var. İstanbul'daki gazeteci arkadaşlarımızın hepsi bilir. AKP'den devraldığımız Türkiye'nin en büyük barınağı. AKP'den devraldığımız zaman buranın kapasitesi %20 kullanılıyordu. Biz de bu kapasiteyi %20, %25 kullanmaya devam ettik. Peki sebebi ne? AKP'den devraldığımız veteriner başhekim arkadaşların söylediği ve sonra da bizim deneyimlediğimiz. Derler ki, barınakta eğer bir hayvan trafik kazası geçirmiş ve kemik kırılmasına uğramışsa, en zor ameliyat budur. İBB tesislerinde, sağlık hizmetlerinde ameliyatı yapılır, getirilir barınağa. Nekaat dönemi tamamlanır, sonra ortamına iade edilir. Ya da bir hayvan kısırlaştırılıyor. Kısırlaştırıldıktan sonra 10 gün gözetim altında tutulmalıdır. Çünkü enfeksiyona çok açıktır. O nekaat dönemini tamamlarsınız, sonra hayvanı bırakırsınız. Bir başka şey, tehlikeli ırklar, saldırgan ırklar. Bunları toplarsınız, barınakta tutarsınız. Ya da bir bölgede bir köşeyi tutmuş, çocukların okula gitmesini engelleyen sürülerin sürü başlarını alırsınız, barınakta tutarsınız. Bunun dışında barınakları full çalıştıramazsınız. Sebebi ne? Bir, hani mama lobisi diyorlar ya, barınakları full ederseniz mama lobisi büyük para kazanıyor. Dolayısıyla belediye bütçesinden harcamanız gereken parayı çok artırıyorsunuz. İki, tüm sokak hayvanlarına bakacak nitelikli personel bulabilmek çok zor. Buraya aldığınız düz personel hızla hayvanlara karşı duyarlılığını kaybediyor ve kötü davranmaya başlıyor. Bunları kontrol etmek çok önemli. Ve en önemli mesele arkadaşlar, birer ikişer metrekarelik kafeslere bu hayvanları koyduğunuz zaman bu hayvanların psikolojisi bozuluyor. Birbirlerine karşı saldırgan olmaya başlıyorlar. Enfeksiyon hastalıkları hızla yayılıyor ve aslında sizin herhangi başka bir şey yapma amacınız varsa ona gerek kalmadan hayvanlar zaten enfeksiyondan hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi soruyu şu kadar açık soruyorum ben. Mevcut barınakların %20-25 kapasitesi kullanılıyor iken parti ayrımına gitmeden bütün siyasal partilerin, belediyelerinin kullandığı barınaklar açısından söylüyorum. Siz bu barınak kapasitesini 10 katına çıkaracaksınız ve dışarıda bulunan bütün köpekleri toplayarak bu barınaklara dolduracaksınız. Eğer bu uygulanabilir bir şey olsaydı bugüne kadar zaten barınaklar kapasiteyle çalışırdı. Boş olan barınakların yanına yenilerini yapmanın mantıkla açıklanabilir bir halinin olmadığını söyleyelim. İki, arkadaşlar hayvan katliamından söz ediyorlardı. Güçlü bir muhalefet sonrasında veterinerlik kanununa atıf yaparak bunu veteriner hekim gözetiminde ötenaziye çevirdiler. Şimdi kuşkusuz bir hayvan yaşamının sonuna gelmişse, kanser olmuşsa, ameliyata rağmen düzelmiyorsa sahibinin de onayını alarak ona karşı bir ötenazi yapılabilir. Ya da toplum sağlığı açısından tehlikeli hastalıkları taşıyan ve bunun tedavi edilmesi mümkün olmayan hayvanlar için de benzer bir şey yapılabilir. Ama siz sakat olan hayvana, bir bacağı olmayan hayvana, size göre saldırgan olan hayvanı, bunları doldurup barınaklarda imha etme iznini size tanımayacağız. Peki bu sorun nasıl çözülmelidir? Sadece sorunu tarif ederek mi geçeceğiz? Arkadaşlar, popülasyon neden artıyor? Tüm belediyeler 20 küsur yıldır, 1994 yılından 2019'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP ve öncülleri tarafından yönetilmemiş miydi? Ankara Büyükşehir Belediyesi aynı durumda değil miydi? Hangi popülasyonu kontrol altına aldınız? Bu alanda hangi iyileştirmeyi yaptınız?
Bizim de payımıza düşen işler var burada. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de kısırlaştırmalarda çok başarılı olduğu söylenemez. Özellikle pandemi döneminde Türkiye'de kısırlaştırma alanında önemli gerilemeler oldu. Ve bu bir popülasyon artışına neden oldu. Peki söyleyelim, 1,5-2 milyon civarında olduğu ifade edilen dişi köpeklerimizi biz ne kadar zaman dilimi içerisinde kısırlaştırabiliriz? 3 ya da 4 yıllık bir zaman dilimi bir kısırlaştırma seferberliği açısından yeterli bir zaman dilimi olarak ifade ediliyor. Bunu yaptığınız andan itibaren popülasyonda bir gerileme ve aşağıya doğru düşme, başka bir deyişle sorunun hafiflemesi söz konusu olacaktır. 2, mevcut belediyelerimizin bu alanda daha etkin çalışabilmesi kaynak kullanması ile mümkündür. Siz bir taraftan, biraz sonra sorularınızla geleceğiz, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri kazanmışken onların kaynaklarına hem İller Bankası bazında el koymayı planlıyorsunuz, hem iştiraklere haciz yapmayı planlıyorsunuz, diğer taraftan da kanun çıkartıyorsunuz, gelirinizin şu kadarını bu işe hasredin. Peki arkadaşlar, soruyu bir de şöyle ifade edeyim ben. Bizim her gün on binlerce belediye otobüsümüz yurttaşı taşımak için sabah 5'ten itibaren yola çıkıyor. Ve bu araçlar mazot yakıyor. Ve bu araçların yaktıkları mazot her gün sizin yaptığınız zamlar çerçevesinde bize biraz daha yüksek bir maliyete neden oluyor. Tüm belediye hizmetleri, tüm kamu hizmetleri pahalılaşırken buradan ferman çıkartmak, %1'ini bu işe ayırın, %0.5'ını bu işe ayırın. Bu kadar basitse ki siz kendi merkezi hükümet bütçeniz üzerinden neden ayırmıyorsunuz? Ya da ifade edelim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonları boş yere mi kuruluyor? Bu araştırma komisyonu raporlarının kapaklarını açıp bakmayacak mıyız? 2019'daki araştırma komisyonu raporu size bu konuda bir fon kurun demiyor mu? Bu fonun kaynaklarını göstermiyor mu? Neden fon kurmuyorsunuz? Çünkü ağırlıkla CHP tarafından yönetilen belediyelere ilave bir finansman sağlamadan sadece ilave yükümlülükler, bu yükümlülüklerle CHP belediye ve yöneticilerini karşı karşıya getirme, yeni toplumsal ve siyasi sorunlar yaratma, arkasından da 6 aydan 2 yıla kadar hapsetme cezasını demokrasinin kılıcı gibi başımıza asmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir yasama faaliyeti olmaz arkadaşlar. Tabii Türk milleti sokak köpeklerine karşı merhametlidir diye basın toplantıları yapmanın da bir anlamı yok. Burada MHP milletvekilleri bu teklife evet oyu kaldırırken genel başkanlarının biz sokak köpeklerine merhametliyiz demesinin taşıdığı anlamı takdirlerinize sunarım. Bizim burada bir çözüm yaratmamız lazım. Peki bu çözüm ne olacak? Konuşuyoruz işte. Grup başkan vekilleri olarak meclisin arkasında bir odada toplanıyoruz ve konuşuyoruz. Ben orada hep aynı şeyi söylüyorum. Eksik bilgimizle biz birbirimizi ikna etmeye çalışmayacağız. Bu işi toplum kesimleri düşük sesle ve birbirine empati yaparak, duyarak anlayacaklar, konuşacaklar, müzakere edecekler. Ve bunun sonrasında olgunlaşan, benim de çerçevesini çizmeye çalıştığım bir tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alırız. Ha sen bunu dayatmayla getirirsen ne olur? Cumhuriyet Halk Partisi bu dayatmanın geçmemesi için her türlü çabanın içerisinde olur. 54 maddelik bir düzenlemeyi bugün Perşembe sabahına geldik. Dün gece saat 01 itibariyle ancak 18 maddesini geçirebildiniz. Dolayısıyla bunu bırakırsınız ona geçersiniz. Öbürünü bırakırsınız buna geçersiniz. Öğretmenlik kanununu 12. maddede yarım bırakıp buna geçmediler mi arkadaşlar? Bu nasıl bir yasama faaliyetidir? Dolayısıyla sokak hayvanları meselesinde yapmaya çalıştıkları konunun Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri zora sokmak, siyasi ve toplumsal bir çekişme yaratmak, bunun arkasından da cezai yaptırımlar getirmek ve böylece yerel yönetimleri başarısız göstermek çabası olduğunu söylüyorum. Şunu da ifade ederek bu alandaki sözlerimi bitireyim. 2019'dan bu yana engellediler. Neyle engellediler derseniz ben size 10 tane çok canlı örnek anlatırım. Çünkü bunları birebir yaşamış olan bir insanım. Tamam peki. Yani daha örneklere girmeyelim diyorsunuz.
Tamam, pekala. Tamam. Tamam, haklısınız. Çok haklısınız. Sadece şu kadarını söylemekle yetineyim. 2019'dan bu yana kadar engellediniz. Engelleme sonucunda İstanbul'da CHP'nin 14 belediyesi varken 26 belediyeye çıktı. Büyükşehir'de fark açıldı. Bizim büyükşehir sayımız 14'e çıktı. İl belediye sayımız 21'e çıktı. Türkiye'de yurttaşın yaşadığı kentlerin %80'i CHP'li belediyeler tarafından yönetiliyor. Demek ki engelleme bir sonuç vermiyor. Aynı kafayla aynı duvara vurmanın ben bir mantığını görmüyorum. Ama kafa onların, duvar onların, nasıl arzu ederlerse. Biz bu alanda kim ne çalışma yapıyorsa sadece takdir ederiz. Parti içi muhalefet olarak da görmeyiz. Arkadaşlarımızın tüzüğe ilişkin katkılarını almaya, öğrenmeye ve uygun olanları geçirmeye çalışırız. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğünü de programını da yenilemek durumundadır. Sadece tüzük değil, program kurultayı da yapmak zorundadır. Daha demokratik bir parti, daha demokratik bir ülke için vazgeçilmezdir. Dolayısıyla ön seçim başta olmak üzere, süre sınırlaması başta olmak üzere yapılan çalışmaları ben de destekliyorum. Benim siyasi müktesebatım da hep bunları talep etmekle geçmiştir. Dolayısıyla tüzük alanında birisi bir şey söylüyorsa ben ona asla muhalif bir söz olarak bakmam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bütün halinde daha demokratik bir parti yöneliminde olması gerektiğine inanırım. Şunu da ifade edeyim. CHP'nin olduğunu söylediğimiz demokrasi açığı bizim ifademizle ve bizim düzeyimize göre bir tanımlamadır. Yoksa herhangi bir siyasal partiyle karşılaştırılamayacak ölçüde demokratik bir partinin taraftarları olduğumuzu ifade edelim. Şunu söylemekle yetineyim. Ben geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına muhalefet ederek yıllarca parti meclis üyeliği yaptım. Bugün de aynı şeyi yapabilen arkadaşlarımız var. Oysa bunu AKP'de, MHP'de kimse hayal bile edemez. Buyurunuz. Ziyaretçi yasağıyla ilgili ben de bir şey sorabilir miyim? Evet, tabii ki. Sıkışık bir programı var mecliste, siz de anlattınız. Bir yandan da öğretmenler şimdi haftaya eğer görüşecekse teklifle ilgili onlar da görüş belirtmek istiyor. Hayvanseverler yine takip etmek istiyor. Kadın hakları dernekleri yine takip etmek istiyor ama mecliste bir ziyaretçi yasağı var. Bir de Cumhurbaşkanı'nın hayvan hakları yasasıyla ilgili bir açıklaması olmuştu. Bize ne medyadan, bize ne gazetelerden, biz yolumuza bakacağız diye. Evet, teşekkür ederim. Peki bir hızlıca bu soruya cevap vereyim. Arkadaşlar, siyasal bir varlık olan kurucu meclisin vatandaşa kapatılmasını asla doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Meclisin önüne barikatlar kurmak, o barikatlar yetmediği zaman meclis koridorlarına barikatlar kurmak, meclis komisyonuna girmeye çalışan yurttaşları kolundan bacağından çekerek komisyona girmesini engellemeye çalışmak ve nihayet meclise giriş yasağı koymak bu meclisin müktesebatına asla yakışmaz. Vatandaş buraya girer, fikrini söyler. Fikrinden hoşlanmıyorum diye vatandaşı içeriye almamak herhalde meclise yakışır bir tutum asla değildir. Tabii birdenbire cuma pazartesi bir meclise giriş yasağı koymalarının da hayra alamet olmadığını ifade etmek isterim. Belli ki orada toplum kesimlerinin ciddi muhalefetini çeken bir iki yasayı zorlamayla geçirmeye çalışacaklar. Hep beraber göreceğiz.